Değerli izleyiciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Karlsruhe Eğitim Ateşeliği Eğitim Diplomasisi ve Kariyer Söyleşileri kapsamında gerçekleştirdiğimiz Sen de Başarabilirsin adlı projemizin 6. oturumu ile bugün bu videoda sizlerle birlikte olacağız. Bu videoda Aycan Buyruk Yeter ile bir söyleşimiz olacak. Kendisi mimar. Öncelikle sizleri selamlaması için ben sözü eğitim ateşimiz Sayın Doktor Uğur Acar'a bırakmak istiyorum. Saygıdeğer katılımcılarımız, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Eğitim diplomasisi ve kariyer söyleşileri seminerlerimiz devam ediyor. Bu seminerlerimiz kapsamında Sen de Başarabilirsin başlığı altında düzenlediğimiz etkinlikte bugün Mimar Aycan Buyruk Yeter ile beraber olacağız. Moderatör öğretmenimiz, uzman psikolojik danışman Didem Temel Gündüz ile birlikte hazırlanan bu programda Almanya'da yetişmiş, burada eğitim almış ve meslek sahibi olmuş olan Aycan Buyruk Yeter, eğitim hayatını, tecrübelerini, birikimlerini gençlerimizle paylaşacak ve onlara yol gösterecek, yön gösterecek. Bu programlarla amacımız tecrübelerini, insanların burada elde ettikleri tecrübeleri gelecek kuşaklara aktarmaları ve bu tecrübelerinden gelecek kuşakların yararlanarak ders çıkarmaları ve kendilerinin de başarabileceğinden emin bir şekilde hayata hazırlanmalarıdır. Keyifli bir seminer olmasını diliyorum. Bu projenin yürütülmesinde emeği geçen, başta proje ekibi olmak üzere tüm arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Seminerlerimiz devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Konuşmaları için Sayın Ateşimize teşekkür ediyorum. Bu videoda projemizin 6. oturumunu gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda burada doğmuş ya da küçük yaşta Almanya'ya göç etmiş, eğitim hayatını burada tamamlamış ve kariyerinde başarılı olan Türklerle şu anda hala eğitim hayatına devam eden çocukları ve anne babaları buluşturuyoruz. Projede görev alan Hatice Akkan, Hatice Turan, Leman Aksu ve benim de aralarında bulunduğum 4 psikolojik danışman ile Cemil İpek, Erkan Yapucu, Gürkan Girgin olmak üzere 3 Türkçe ve Türk kültürü öğretmenimiz yer almaktadır. Amacımız konuklarımızın Almanya'da bir Türk olarak eğitim alırken karşılaştıkları zorluklarla ve olumsuzluklarla nasıl başa çıktıklarını, mesleki tercih süreci gibi konularda bilgi vererek şu an hali hazırda bu süreçlerden geçmeye devam eden öğrencilerimize model olmaları ve onların motivasyonlarını arttırmayı sağlamaktır. Öncelikle bizi kırmayıp söyleşimize katılmayı kabul eden Sayın Aycan Buyruk Yeter'e çok teşekkür ediyorum. Merak ettiğiniz sorular olursa videonun altına yazabilirsiniz. Konuşmacımız sonrasında sorularınıza yanıt verebilecektir. Oturumumuza öncelikle konuşmacımızın kendisini tanıtmasını rica ederek başlatmak istiyorum. Sözü kendisine bırakıyorum. Peki Aycan, seni biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Selam, ben Aycan. 29 yaşındayım. Almanya, Nordrhein-Westfalen'de doğdum, büyüdüm. Dortmund Teknik Üniversitesi Architektur und Städtebau Master of Science mezunuyum. Yani mimarlık ve şehir planlama. Ve 4 senedir de bilinen bir mimar bürosunda çalışıyorum. Mesleğinle ilgili biraz bilgi verebilir misin bizlere? Tabii ki. Mimarlık tabii bilindiği gibi ilk önce bir binanın tasarımıyla başlıyor. Bu yalnız bilinenin aksine çok yani iş hayatında çok kısa bir dönem oluyor. Yani tasarımdan hariç daha çok işte teknik çizimlerle, detaylı planlarla, işte inşaata giden uygulama planlarla daha yoğun çalışıyoruz. O dönem çok yoğun geçiyor. Ve orada da bir sürü disiplinin bir araya gelişini koordine ediyoruz. Yani bizim tasarımın üzerine, detaylı çizimlerimizin üzerine tabii ki statika gibi, Baufizik, Brandschutz gibi, yani elektrika gibi bütün bu disiplinlerinin bir arada koordinesini yapıyoruz aslında. Yani işimizin en yoğun tarafı burası. Ve inşaattaki kısım da ayrı bir kısım gibi kalıyor. Yani birilerimiz ofiste bilgisayar başında planları çiziyoruz. Eğer Bauleiter olmak istiyorsanız bu sefer daha yoğun inşaatta vaktiniz geçiyor. Yani öyle bir
ayrım dünyası var gibi. Hani bir yanında bağlantı olmak isterseniz daha fazla inşaatta. Ondan hariç yani genelde %80 bilgisayarda teknik çizimlerle işte sürekli iletişimlerde şirketlerle iletişimde olup bütün bu disiplinleri koordine etme. İşimiz çok geniş kapsamlı ama çerçevesi de gerçekten bu bütün disiplinleri bir araya gidip koordine etmektir. Hı hı. Teşekkür ederiz. Peki bu mesleği seçmendeki en önemli sebep neydi? Biraz ondan bahsedebilir misin? Ben bu mesleği aslında 10. sınıfta falan karar vermiştim. Şöyle oldu. Yani o zamanki düşüncemle yani dersteki okuldaki hangi derslerim iyi diye bakıyordum. Ve ben hep matematik ve kunst derslerini çok seviyordum ve başarılıydım. Ve yani bu tarz detaylı işte titizlikte böyle çalışılan şeyleri mesela resim çok yapıyordum. Orada da çok detaylı çalışmayı sevdiğim için ve çok büyük bir sabırla çalışabildiğim için yani bunun matematikle kunstun birleşimi benim için mimarlıktı o zaman. Yani o fikirlerle yani yeteneklerim hangi yöne doğru diye neyi yapmayı sevdiğim düşüncesiyle öyle mimarlığa karar vermiştim. Yeteneklerini ve başarılarını iyi gözlemleyip aynen doğru bir tercih yaptın diyebiliriz o zaman. Yani. Peki bize biraz eğitim hayatından bahseder misin? Mimarlık eğitiminden. Hı-hı. Ve eğitim hayatın boyunca karşılaştığın olumlu ve olumsuz örnekler verebilir misin bize? Öncelikle şunu söyleyebilirim. Almanya'da mimarlık okumak istiyorsanız eğer iki farklı yol var. Bir teknik üniversitelerinde oluyor bu bölüm. Bir de Hochschule'larda. Yani bunların başvuruları da farklı. Bunlarla önceden ilgilenip bilip ona göre hazırlanabilirsiniz. Mesela benim bilmediğim şey şuydu. Almanya'da mimarlar odasına kaydolmak istiyorsanız eğer 8 dönemlik mimarlık okumuş olmanız gerek. Ve burada teknik üniversitenin Hochschule'da bir arada bir fark var. Onu ben önceden bilmiyordum. Hochschule'da bachelor 8 dönem, teknik üniversitede 6 dönem. Yani üniversitede master yapma zorunluluğu oluyor. Orada bachelor çok yeterli sayılmıyor. Hochschule'da da iş hayatı için orada bachelor da çok gayet yeterli oluyor. Hani bunları önceden yani yapmak istediğiniz meslekle ilgili bölümleri seçtiğinizde üniversitelerin sayfalarına girip bunları yani detaylı bir şekilde araştırabilirsiniz. Hı hı. Hani ona göre okulunuzda ona göre tercih edebilirsiniz. Ve okul sürecinde yani özellikle mimarlık bölümünde yani çok yüksek motivasyon isteyen bir bölüm. Çok dayanıklı yani Durchhaltevermögen ve azim isteyen bir bölüm. Çünkü projeler çok yoğun geçiyor. Hani başka bölümlere bakarak yani bütün dönem boyu bir sunum hazırlıyoruz. Yani böyle sabahlara kadar çizim yaptığımız oluyordu. Hı hı. Sınav dönemi de ayrı oluyordu. Yani orada da hem sınavlara ayrı bir dönemde çalışıp geri zamanında hep sunum hazırlıyordu. O yüzden yani çok yüksek bir motivasyon istiyor bu bölüm ve fazla zaman ve emek istiyor. Yani bunları önceden bilmek gerek. Özellikle mimarlık fakültesinde yani ilk senelerde vazgeçen çok oluyor. Çünkü genelde şöyle bir seçim yapılıyor. Hani mimarlık kulağa hoş geliyor veya işte medyada çok popüler bir meslek olarak da tanıtıldığı için bunları önceden yani üniversitenin sayfalarına girip veya önceden bir staj yapıp stajda bu mesleğin gerçek iş hayatını öğrenip ona göre karar verebilirsiniz. Çünkü gerçekten farklı içerikleri olan bir bölüm. Aslında çok geniş kapsamlı bir bölüm. Onu da gerçekten iyi araştırıp veya mimar olan birileriyle sohbet edip veya dediğim gibi staj çok önemli. Bilgi edinmek çok önemli. Çünkü gerçekten iş hayatında farklı yani mimarlık diye duyduğumuzda çok farklı şeylerle karşılaşabiliyoruz. Peki tüm eğitim hayatını düşündüğün zaman olumlu ya da olumsuz olarak verebileceğin örnekler var mı bize? Var. Şöyle ben mesela çok yani her zaman çalışkan bir öğrenciydim ve çok böyle okul ve üniversite odaklıydım. Yani şu sınav bitsin, şu olsun, şu olsun, şu sınıfı geçeyim, o bitsin. Yani üniversiteyi bir an önce bitireyim ve iş hayatına başlayayım diye bir düşüncedeydim. Ve öyle de yaptım. Hani
Burada biraz pişmanlık duyduğum yerler var. Şimdi diyorum ki mesela keşke üniversitede olduğum zaman yanı sıra bir mimar ofisinde hep çalışsaydım. Öyle yapan arkadaşlarımız vardı. Tabii onların üniversite hayatı biraz daha uzadı bundan dolayı sınavlara fazla vakit ayıramıyorlardı belki de. Hani illa da okulum çabuk bitsin de öyle çalışayım diye düşündüğüm için Werkstudent olarak çalışsaydım eğer yani üniversitenin yanı sıra orada iş hayatını daha erken tanıyıp daha tecrübeli bir şekilde, daha bilinçli bir şekilde iş hayatına başlayabilirdim. Öyle yapan arkadaşlarımız vardı ve çalıştığım ofiste de birçok Werkstudent vardı mesela. Onlar okulu bittiği an orada direkt full-time işçi olarak alınıyorlardı ve onlar için iş hayatına adapte olmak hiç zor olmuyordu çünkü bütün sistemi tanımış oluyorlardı. Yani ben önce bir okulu bitireyim de gerisini sonra yaparım kafasındaydım. O yüzden iş hayatına adapte olmam benim ilk başlarda çok zor oldu aslında. Hani onu keşke önceden hani okul süresi uzasaydı bile sorun olmazdı aslında. Hani uzayabilirdi, daha çok tecrübe kazanabilirdim. İş hayatında kendimi biraz daha kolay hazırlayabilirdim diye düşünüyorum. Ve yani üniversite sırasında da yurt dışı zemestası yapıp orada da kendim için şahsen daha değişik tecrübeler kazanıp yani kendime kişilik olarak da daha çok katkısı olabilirdi diye düşünüyorum. Hani yurt dışında da bir tecrübe biriktirmek isterdim. O yüzden hani illa çok fazla böyle hemen bitireyim edeyim odaklı değil de böyle uzasa bile daha çok tecrübeli bir şekilde de başlayabilirsiniz iş hayatında. Ben kendim de bunu fark etmiştim. Onları tavsiye edebilirim. Bir de tabii ki üniversite dönemimde ailem de bana çok büyük bir desteği oldu. Aslında ilk başta ailem benim öğretmen olmamı istiyorlardı. Başka bir meslek yapmamı istiyorlardı. Hani onların hayaliydi. Ama ben kendi yeteneğimi düşünerekten kendi kararımda kalmıştım. Ve onu da tabii ki desteklediler. Ve sürekli yani annem babam da benim kadar mimarlık okumuş lar diyebilirim çünkü maket olsun, çizim olsun yani elinden geldikçe hep sürekli yardım ediyorlardı sağ olsunlar. Ve yani o tür destek de çok önemli psikolojikmen yani onu bitirmek için onu işte moral vermek. Moral vermek de aynen hele ki mimarlık bölümünde çünkü çok pes edebileceğiniz zamanlar oluyor benim de oldu. Ve orada ailemin desteği hep çok büyüktü ve bana hep bir moral verdiler. Arkadaşlarım da hep işte başarabiliriz diye birlikte öyle bir güzel bir arkadaş grubumuz da vardı. O şekilde ailem de hep arkamdaydı ve bana kolaylık sağladılar. Peki bir başka bir sorum olacak. Kariyerine ulaşmada yaşadığın zorluklar oldu mu? Biraz bunlardan bahsedebilir misin? Aslında şahsen ben çok bir sorun yaşamadım. Hatta aksine çok pozitif reaksiyonlar aldım sürekli. Tabii ilk akla gelen şey olabiliyor hani dil sorunu yaşadınız mı diye. Tabii ki kendini iyi ifade etmek burada çok önemli. Çünkü hani diyoruz ya bir ön yargı falan olabilir diye. Kendini bence güzel ifade ettiğinde o karşı taraftaki bütün bariyerler veya ön yargı dediğimiz düşünceler kalkıyor aslında. Ve ben hep üniversite başvurusunda da iş başvurularında da mesela yani kendimi güzel ifade ettiğimi düşündüğüm için karşı taraftan hep aslında pozitif bir reaksiyon aldım. Hatta şöyle bir şey olmuştu. İş başvurusunda ben onu çok özenle hazırlamıştım o başvuruyu. Gerçekten üzerine birkaç hafta çalışıp da öyle hazırlayıp yollamıştım. Orada da bana patronum görüşmede şey demişti işte çok olağanüstü bir başvuru ve sizi çok merak ettik gibisinden. Ve burada yani kendinizi gerçekten doğru istediğiniz gibi ifade ettiğinizde aslında işte Türkçe bir ismimiz orada yazması veya Türk kökenli olmamız daha çok dezavantaj değil de avantaja dönüşüyor aslında. Çünkü bu sefer sizi daha çok merak ediyorlar. Daha ilk çok büyük bir ilgi duyuyorlar mesela. Veya daha başarılı, azimli olduğunuzu anlıyorlar belki de. O yüzden ben o konularda hep şanslıydım. Yani pozitif reaksiyonlar aldım. Tabii kendinizi nasıl ifade ettiğiniz çok önemli. Yani onun içinde işte sosyal çevre çok önemli bence. İşte geniş bir sosyal çevreniz ve çok aktif bir şekilde bir şeylerden ilgilenip dilinizi geliştirmeniz bu konularda tabii ki önemli. Güzel ifade ettiğinizde de genelde hep çok pozitif reaksiyonlar alıyorsunuz. Evet.
Teşekkür ediyorum. Sence bu mesleği yapmak isteyen öğrencilerimiz hangi özelliklere sahip olmalılar? Yani üniversite hayatında da anlattığım gibi gerçekten iş hayatında da öyle. Yani yüksek bir motivasyon istiyor mimarlık ve azim ve dayanıklılık. Yani iş hayatındaki projelerde de aynısı geçerli üniversitedeki gibi. O yüzden bu özellikler çok önemli. Ondan sonrası teknik açısından mesela işte değişik bilgisayar programları kullanıyoruz. Bütün gün CAD'de teknik çizim yapıyoruz. O alanlarda bilgili olmak veya tecrübeli olmak önemli. Veya bilgisayarda çalışmayı sevmeniz önemli. Ondan sonra ya tabii ki sanatsal ve üç boyutlu düşünebilme yeteneği olmalı. Çok önemli bir şey de gerçekten anlattığım gibi bizim işimiz farklı çok geniş kapsamlı bir iş olduğu için ve bir sürü disiplinleri bir araya getirdiğimiz için hani bütün bağlantıları bilebilmek ve koordine etme yeteneği çok önemli. Ve takımda çalışmak yeteneği önemli. Çünkü hiçbir zaman bir çizimi oturup bütün gün kendi başına her şeye karar vermiyorsun. Her şey iletişim halinde oluyor sürekli. Yani her ufacık konuları bile 3-4 kişinin anlaşıp öyle karar verip öyle devam çiziyoruz. O yüzden takımda çalışmak da çok önemli. Hani böyle tek başına ben işimi yapayım bitireyim diye bir kişisel bir meslek değil. O yüzden o anlamda takımda da çalışmak çok önemli. Teşekkür ederim. Peki bir diğer sorum. Sence Almanya'da yaşayan Türk çocuklarının ve gençlerinin eğitim hayatlarını olumlu ya da olumsuz etkileyen şeyler neler olabilir, faktörler? Yani belki yapamam diye işte korkularımız olabilir. Orada yani şunu tavsiye edebilirim. Mesela Almanya'da gerçekten üniversiteye başvurmak için birçok yol var. Yani tek sınava bağlı olan bir şey değil. O yüzden bunları araştırabilirsiniz. Mesela illaki Fachabitur gerektirmiyor. Berufsschullerde Fachabitur yapıp da üniversiteye gidebilirsiniz. Veya önce bir Ausbildung'a başladıysanız, iş hayatına başladıysanız bile akşamları Abendschule'ye gidip yine Fachabitur yapıp yine üniversitelere başvurabilirsiniz. Ve aynı zamanda devlet size yani burada BAföG'den mesela destek veriyor. Ben de okuduğumda devletten hem BAföG almıştım hem ek iş olarak bir yerlerde çalışmıştım. Yani bu Almanya'da çok bilinen bir sistem öğrenci olarak bir yerde çalışmak. Yani maddi anlamda da bir sürü yardım veya seçenek var. O da zorluklar yaratmayabilir. Yani aslında istediğiniz bir şey gerçekten varsa yeteneğiniz, bildiğiniz yeteneğinize göre işte kendiniz kararlıysanız eğer yani o kadar çok seçenek var ki aslında. O yüzden hiç korkmayın derim. Yani araştırın bunları, bilin, öğretmenlerinize sorun, arkadaşlarınıza sorun. İnternette her türlü araştırabilirsiniz zaten. Yani bu kadar seçenek varken yani gerçekten güzel yerlere varmak mümkün. Değerlendirmek lazım imkanları. Aynen. Tabii ki anne babanın desteği de burada önemli. Onlar da size yardımcı olabilirler. Öğretmenleriniz de size yardımcı olabilirler. O konuda yani Almanya'da şanslıyız gerçekten bence. Ve şöyle bir şey de burada söylemek istiyorum. Hani çoğu zaman karşı tarafta bir ön yargı olduğunu zannediyor çoğumuz. Aslında gerçekten o ön yargı düşüncesinden biraz kurtulmak gerek. Çünkü çoğu zaman o aslında daha çok bir merak ve bir özel bir ilgi oluyor. Çünkü hani bizim de farklı anlatacağımız güzel bir hikayemiz var. Ve bunu merak edenler hani siz niye böyle, siz niye şöyle yapıyorsunuz diye sorabilir. Bunu hani ötekileştiriyormuş gibi algılamayın. Çünkü gerçekten merak ediyorlar aslında. Ve siz kendinizi güzel bir şekilde ifade ettiğinizde o aradaki bariyerler hemen kalkıyor. Ve yani siz kişisel olarak kendinizi orada gayet güzel anlattığınızda öyle bir ön yargı olmuyor aslında. O düşünceden biraz uzaklaşıp kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Şu an eğitim hayatına devam eden öğrenciler için bulunmuş olduğun konum, mesleki konumu çok değerli. Birçok öğrencinin hayalindeki konumdasın. Peki onlara neler tavsiye edersin? Yani şunu tavsiye edebilirim. Hiç yapamam, edemem veya bu çok zor, ben o yolu başaramam diye korkmayın.
Çünkü demin de anlattığım gibi gerçekten o yola gitmek için bir sürü imkanımız var, bir sürü yol, bir sürü seçeneğimiz var. Bunları değerlendirin ve tabii kendinizi önce iyi bilin, tanıyın, ne istediğinizi, yeteneklerinizi iyi bilin. Ya belki bunu size başka birileri de söyleyebilir dışarıdan göründüğünüz gibi işte arkadaşlarınızla konuşup kendi yeteneğinizi de bulabilirsiniz. Mesela tabii ki zorluklar oluyor, her zaman oluyor. Ve benim de üniversite hayatımda çok pes etmek istediğim anlar oldu, bıraksam mı, devam etmesem mi diye. Ama şimdi çok mutluyum ki iyi ki okumuşum, iyi ki bu meslekte çalışıyorum. Yani siz de bunu başarabilirsiniz. Yani ailenizden, çevrenizden de desteği alıp tabii ilk önce kendi istediğinizi bildikten sonra yani yollarınız açık. Yani bir sürü seçenek var, bunları değerlendirin. Teşekkür ederiz. Peki bundan sonraki dönemde kariyer planların nasıl olacak? Bizi biraz bu konuda aydınlatabilir misin? Şöyle söyleyeyim, mimarlığın iş alanı çok geniş bir alan aslında. Ve o yüzden şimdiki yaptığım işi, yani yaptığım işin tarzını değiştirip başka bir dinste, başka bir tarz ofislere geçebilirim. Ve mesela şöyle söyleyeyim, klasik bir tasarım bürosu var mimarlar için veya büyük bir inşaat şirketinde çalışabilirsiniz. Zahfaşständige olarak çalışabilirsiniz. Wohnungsgesellschaft'larda çalışabilirsiniz ve ayrıyeten Stadt der öffentliche Dienste de mimar olarak çalışabilirsiniz. Ve ben bu alanların daha işte tecrübelerimi geliştirmek için başka alanlarda da çalışmak isterim. Özellikle Maas'ta okuduğumda Städtebau bölümünde Stadt'a geçip de Stadtplanungsamt'a da çalışmak isterim. Yani öyle bir yeni tecrübeler kazanmak isterim ki geniş bir alanımız var zaten. O yüzden yani şöyle bir tavsiye de oluyor genelde, her 3-4 senede bir iş alanınızı değiştirin. Hani daha çok tecrübe, daha değişik insanlarla birlikte çalışıp ben de ileride Stadtplanungsamt'a geçmeyi düşünüyorum. Ben de ilerleyen mesleki hayatında sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben değerli konuşmacımız Aycan'a bugünkü katkılarından ve vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayrıca programa katkı sunan öğretmenlerimize ve proje ekibimize ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha farklı sorularınız da varsa videonun altına yazabilirsiniz. Sonradan memnuniyetle cevaplarım. Peki, teşekkür ederiz. Teşekkürler.